Mici telefonuna çok dikkatli davranıyor. Tabii ki. Daha dün aldı. Hey! Bu kaygan telefon kılıflarının amacı ne? Bay Kanana, cihazda yatağı iniş yaptı. He? Ekran tamamen kırıldı. Bu nasıl oldu? Yastığa düştü sadece. Aa, hayır. Tüm ekran paramparça oldu. Aa, kötü şans. Alara eşyalarını çok fazla umursamıyor. Çünkü her zaman şanslı. Aa, az önce ne düştü? Telefonum düşmüş. Sorun yok değil mi? Bu harika. Şanslı insanlar hiçbir şey için endişelenmezler. Çünkü telefon tekrar ve tekrar düşer durur. Telefon iyi durumda. Yumuşak bir iniş yaptı. Ve bir daha. Ups. Ve bir daha. Aa, çok sakarım. Alara'nın telefonu şimdiye kadar buna alışmış gibi görünüyor. İşte koruyucunun üstüne düştü. Bu nasıl olur? Üzerinde bir çizik bile yok. Niji şok oldu. Bunu nasıl yapıyorsun? İyi şans için özel vitaminler mi alıyorsun? Sınavdan önceki gece çok stresli. Niji elinden geldiğince çok çalışıyor. Gözleri çoktan kapanıyor. Ancak notları hala bitmedi. Belki kahve yardımcı olur. Fazla bir şey kalmadı. Gerçekten iyi bir not almam gerekiyor. Kahve içimde olmalı. Notlarım da değil. Benim sorunum ne? Uyumak istiyordum ama bu büyük bir hataymış sadece. Uyanığım, uyanığım. Aa, güzel. Uyku daha güçlü çıktı. Görünüşe göre birisi sınava tekrar girmek zorunda kalacak. Alara için sınavdan önceki gece normalden farklı değil. Parti harika gidiyor. Ne sınavı? Hiçbir şeyden haberim yok. Müzik yüksek sesteyken ve pistin üstü yanıyorken nasıl bir şey duyabilirsin? Çok eğlenceli. Aa, çalar saat. Saat kaç? Sabah 6. Fazla uyumamışım, bu iyi. Ama bu baş ağrısı da ne? Sanki bütün gece bir partide geçirdim. Kanepede notlarımla değil. Ferahlatıcı bir duş yardımcı olacak. Ama bu da plana göre gitmiyor. Son erdi. Tamam. Saçımı yıkamak için zamanım vardı en azından. Peki ya saç kurutma makinesi? Açılmıyor. Klasik kötü şans. Hadi ama doğal bir saç modeli daha da iyi. Sadece fırçalaman gerek. Ah, saçıma yapıştı. İşte bu. İşim bitti. Saat geçiyor ve Minji geç kalıyor şimdi. Hey! Aynı çoraplarım yok mu? Sorun değil. Makyaj tazelemek için bana izin ver sadece. Böylece yoluma devam edeyim. Aa, hayır. Ruj neden şimdi? Her şeyi yeniden düzenlemeliyim. Ama sınav bitene kadar beklemek zorunda kalacak. Alara'nın sabahları her zaman muhteşemdir. Aa, bu harika. 2 saat uyudum ve harika hissediyorum. Ne? Sınava 15 dakika mı kaldı? Mükemmel. Kahve içmemek için bir sebep yok. Harika bir gün olacak gibi hissediyorum. Hazırlanmak için sadece 5 dakika. Ve Alara yolda. Şanslı insanların her zaman ders için vakti vardır. Bugün bir sınavımız var. Umarım çok çalışmışsınızdır. Sınav kağıtlarını almanın zamanı geldi. İşte Minji. Uyanmak yardımcı olmadı. Yine geç kalmayı başardı. Bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Sınava geç mi kaldın? Çok kabasın. Pekala, otur. Sınav kağıdının numarasını al. 2 numara. Tamam. İşte görevin. Aman tanrım, bu da ne? Notlarda böyle bir soru yoktu. Alara ne aldı? Şanslı 9 numarayı. Müthiş. Alara'nın sınavı geçmek için bilmesi gereken tek şey öğretmenim ve konunun adı. Böyle bir şey olabilir mi? Minji'nin kafası zaten kazan gibi. Bunu asla çözemeyeceğim. Sınav bitti. Notları almanın zamanı geldi. Alara beklendiği gibi A artı aldı. Ama nasıl? Minji gözlerine inanamıyor. B mi aldım? Ama çalışmıştım. Bütün gece çalıştım. Bu hiç adil değil. Alara beyaz partisi veriyor. Şuna bak. Her şey yerde. Merhaba. Parti mi? Aa, vay canına. Evet, orada olacağım. Beyaz giymek zorunda mıyız? Tamam. Bu arada bugün hava nasıl? Açık ve güneşli bir gün beyaz bir kıyafet için mükemmeldir. Hey,
Harika görünüyorum. Dikkat edin çocuklar. Ancak bazen hava durumu yalanlarla doludur. Ne? Güneş nerede? Tahminlere göre yağmur yağıyordu. Aa, hava çok kötü. Eksik olan tek şey bir kar fırtınası. Ve burası çok kaygan. Ups. Parti çoktan başladı. Ama Minji nerede kaldı? Alara arkadaşını bekleyemez. İşte geliyor. Kötü hava partiyi iptal etmek için bir neden değil. Hey millet, biraz kirlendim. Ah, çamurda mı oynadın? Minji pek uyum sağlayamadın. Beyaz giymelisin, çamur değil. İğrenç. Bu yüzden eğlenmeyi iptal edemem. Kızlar her zaman birlikte tuvalete giderler. Minji önce Alara'nın girmesine izin veriyor. Senin daha çok ihtiyacın var. Sonra Instagram'ı açar. Yeni resimler çok heyecan verici. İşte Alara. Çok hızlıydın. Nereye gidiyorsun? Minji, sıranı kaçırdın. Hayır, nasıl olur? Umarım uzun süredir burada değildir. Daha fazla bekleyemem. Aa Minji. Pekala, gidiyorum. Aman tanrım. Orada ne kadar kalacaksın? Sana yalvarıyorum. Çık şu banyodan. Nihayet. Buna ihtiyacın olacak. Oda spreyi mi? Ama burada her şey yolundaydı. Banyoda kaos var şimdi. Ve tam anlamıyla nefes alınmıyor. Alara oraya nasıl girdi? Nasıl yani? Şanslıydı işte. Her zamanki gibi. Alara, sana bir sürprizim var. Bir fotoğraf çekimi. Bekle. Ama hazır değilim. Bu kıyafetlerle nereye gidebilirim? Ama bir sürü harika fotoğraf çekeceğiz. Hadi evet de. Dolabında kesinlikle uygun bir kıyafet vardır. Ama sadece bu gündelik elbisem var. Ah tamam, bu kadar yeter. İşe yaradı. Kızlar fotoğraf çekiminde. Minji poz vermek için elinden geleni yapıyor. Bacağımı nereye koyayım? Etrafımızda dönelim mi? Elimi kalçama mı koyayım? Alara fotoğraf çekimi için pek heyecanlı değil. Artık eve gidebilir miyim? Tabii ki. Sadece sonuçlara bak. Aman Allah'ım. Bu korkunç. Minji'nin çabaları boşa çıktı. Tek bir iyi resim bile yok. Peki ya Alara? Doğru ya. Her zamanki gibi muhteşem. Sinema salonları dünyanın en iyi yeridir. Vay canına. Bu yeni bir film. Arkadaşlar gerçekten ona gitmek istiyor ama biletler için parayı nereden bulacaklar? Bir fikrim var. Alara her zamanki gibi bu durumdan bir çıkış yolu bulacaktır. Öpüşme kabini para kazanmak için radikal bir fikir. Siz bize para verin. Biz de size öpücük verelim. Kim bizim gibi güzel kızları öpmek istemez ki? İşte ilk müşteri geliyor. Çok tatlı bir çocuk. Sıra Alara'da. Minji'ye de birisi geldi. Neden yine o inek? Üzülme. Her şey sadece para içindi. Bir grup yakışıklı adam tarafından öpülürken konuşmak çok kolay. İşte bir tane daha geliyor. Alara, sen şanslı bir kızsın. Selam bebeğim. Bu benim. Kesinlikle. Tamam, bu kadar yeter. Bunu daha fazla yapamam. Kızlar, nereye gidiyorsunuz? Tamam. Ya kendimi denersem? Hey kızlar, hadi. Bedava öpücükler. Tamamen ücretsiz. Atıştırma zamanı. Ama kızların yemekleri neden bu kadar farklı? Taze sebzelere karşı çikolata mı? Bu sağlıklı yiyeceklerden çok yoruldum. Kendine işkence etme. Bir ısırık al. Karşı koymak imkansız. Çok güzel kokuyor. Aa, neler oluyor? İşte bak. Yüzüm sivilcelerle dolu. Şekere alerjim mi var? Kokladım sadece. Üzgünüm, kocaman bir çikolatalı pasta yedikten sonra bana da aynısı oluyor. Evet Alara, o açıdan düşünmemiştim. Başarısızlığı kaldıramıyorsan biraz çabala. Minji uzun zaman önce kabullendi. Ve bunu düşünmek için zamanı yok. Çalışmak için çok fazla ders kitabı var. Özür dilerim. Tabii ki tüm kitap yığınını koridorda düşürdü. Bu şaşırtıcı bile değil. Seni tanıyor muyum? Ama yakışıklı bir adam yüzünden düşürmek yeni bir şey. Kesinlikle aralarında bir çekim var. Bu gece ne yapıyorsun? Çok tatlı. Alara ağlamak üzere. Hayatında ilk kez arkadaşının şansı yaver gitti. Bebeğim nasıl gidiyor? Alara bunu duymaya alışmıştı. Ama böyle bir inekten duymayı. Aman Allah'ım. Yer mi değiştirdik? Bu korkunç. Yardım edin.
Yeni videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse gerçek hayatta bu tip durumlar başınıza geldi mi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece kanalımızdaki şanslı ve şanssız skeçlerini kaçırmazsınız.